Evet, o da konuşuluyor. Türk binalarına, Türk hedeflerine yönelik saldırılar Kayseri olaylarından önce başlamıştır. Ve bunun nedeni de Erdoğan'ın Beşer Esad'la görüşebileceğini açıklamış olmasıdır. Kimdi o Şimdi unsurlar? Saldıranlar kimdi Sayın Özdağ? bakın bunların içinde Bayrağımızı yakanlar kimdi? ÖSO'cuların bir bölümü. Azez'deki ÖSO'cular var. Diğer bölgelerdeki ÖSO'cular silahlı kuvvetlerimize bağlı kaldılar. Allah için doğruya doğru biz ne görüyorsak, ne tespit ediyorsak onu paylaşıyoruz kamuoyuyla. Ve kesinlikle bir ters duruş içerisinde olmadılar. Ama Azez'deki gruplar, Afrin'deki belirli gruplar açık bir şekilde siz Esad'la görüşürseniz biz de PYD ile görüşürüz diye Türkiye'yi tehdit ettiler. Ayaklanmaların ikinci nedeni Türkiye, Rusya, Suriye arasında yapılan bir anlaşma neticesinde Azez'den Suriye'ye yeni bir sınır kapısının açılması ve böylece Suriye rejimiyle doğrudan ticari temasın başlamasıdır. Ne diyorlar bölgedekiler? Ya bizden izin almadan Suriye ile ticaret falan yapamazsınız. Biz payımızı alacağız. Ya böyle hadsizlik olur mu? Siz kimsiniz? Siz Türk vergi ödeyicilerinin vermiş olduğu vergilerle karnınızı doyuran adamlarsınız. Türk ordusunun oradaki varlığından dolayı varsınız siz. Ve üçüncüsü ise bakın, üçüncü neden Gaziantep'te 41 tane sivil toplum örgütü bir rapor yayınladı. Çok güzel bir rapor. Yani vatansever ve cesur arkadaşlarmış bu sivil toplum örgütleri. Bazılarını da tanıyor. Şimdi bu rapor sonrasında Gaziantep iş dünyasının üzerindeki korku biraz azaldı ve sanayi odasından, ticaret odasından yeter artık bu tepkileri geldi. Bunun üzerine İçişleri Bakanı bölgeye gitti. Gaziantep'ten birçok kaçak Suriyeli, 2 milyon kaçak Suriyeli var bu ülkede. Suriye'ye yollandılar birkaç gün içinde. Hiç denetlenmeyen Suriyeli firmaları, şirketleri İşletmeler. denetlenmeye başladılar. İşletmeler. Bakın, bütün bunlar üzerine hayır bu insanları buraya yollayamazsınız. Ayaklanmanın bir nedeni de bu. Şimdi size Gaziantep'ten bir genç gazeteci arkadaşın bana yolladığı bir mesajı paylaşmak istiyorum. Bu Suriyelilerin en azından küçük bir bölümü Suriye'nin kuzeyine yollanınca Gaziantep'teki hava neymiş, nasıl değişmiş? Bütün izleyicilerimizin ve bizi şu anda izleyen sevgili Gaziantepli hemşerilerimin dikkatle dinlemesini rica ediyorum. Muhtemelen birçok Gaziantepli aynı şeyi hissetti. Hocam, Gaziantep'ten selamlar. Şu an Gaziantep'ten bildiriyorum. İngilizce kursuna Gaziantep Üniversitesi'ne doğru şehir merkezi Karagöz'den yola çıktım. Burası yani Gaziantep. İddia ediyorum ki Polonya Krakow'dan, Katowice'den çok daha güzel oldu. Almanya'dan da daha güzel. Harika bir şehir oldu. Bir tane yabancı yüz yok. Kalabalık yok. Tramvaylar sakin, yol sakin, ter kokusu, yüksek ses, gürültü, hiçbir şey yok. Caddeler tertemiz. Öyle huzurlu dans ede de okula geldim ki. Her ne olduysa oldu. Birçok şeyi Türkiye'de tasvir etmesem de sokaklara dökülenleri falan, yani son olaylardan bahsediyor. Evet. Çok güzel oldu hocam ya. Mutluluktan ağlayacağım.
Gaziantep'in uzun yıllardan böyle görmemiştim. Duygulandım, yazdım. Burada çok şükür bir sıkıntı yok. Endişelenmeyin. Tamam. Bakın küçük bir dokunmayla evet. Müdahalenin ardından Gaziantep'li genç evet. gazetecinin yaşadığı zaten. Mutluluk. İşte buna karşı çıkıyorlar. Yollayamazsınız. Yollarız kardeşim. Daha hepsini yollayacağız. Kim engel Herkes oluyor? Herkes kendi vatanında mutlu yaşayacak. Evet, Erdoğan da şöyle bir açıklama yaptı. Yine biliyorsunuz 2 gün önce yaptı bu açıklamayı. Çözeceğiz dedi. Biz dedi bu sorunu insani yönlerine de bakarak işte halledeceğiz, çözeceğiz dedi. Ama yine net bir şey yok. Bu geri kabul anlaşması, Avrupa Birliği ile yapılan geri kabul anlaşması yırtılmadığı sürece, orada durduğu sürece nasıl yapacaklar bu operasyonu sizce? Canım yok, yani, yapmaya niyetleri falan AKP... yok. Bakın, Rüca Bey, sınırları korumadan... Ve her gün 1000 ile 1250 kişinin girişini engellemeden bunu yapamaz. Sınırları korumak için mevcut silahlı kuvvetler kadromuz yetersiz. Bu kadar büyük ve uzun bir sınır bu kadar askerle savunulmaz. Onun için geçişler çok yoğun. 911 kilometre değil mi? En uzun sınırımız. Evet. Sadece orası değil, yukarıya kadar. Sizin öneriniz yeniden sınırı, mayın döşenmesi mi Sayın Özdağ? Mayın döşenmenin Ottawa Anlaşması'ndan çekilmemiz dışında bir çare yok. Ottawa Anlaşması'ndan çekileceğiz. İki, askeri birliklerimize, bakın mayın deyince ben, bazıları diyorlar ki, ya işte insanlar basar, mayın kalle silahtır. Bunlar mayınlı bölgenin ne olduğunu bilmiyorlar. Mayınlı bölgenin üzerinde yazar. Mayınlı bölge girme diye. Bölgenin önünde arkasında düz toprak alan vardır. Tel örgüler vardır. Düz toprak alan vardır. Oradan kimsenin geçip geçmediğini ayak izlerinden görür, kontrol edersiniz. Onun için mayınlı alana giren ve dağın başıdır mayınlı alan yani. Mayınlı alana girenin niyeti kötüdür. Ve mayınlı alan çok büyük bir caydırıcıdır. Bunu kullanmak zorundayız. İki, balon sistemleriyle üzerine kamera monte edilmiş, bütün sınırlarımızı gece gündüz her türlü havada İran'ın, Irak'ın, Ermenistan'ın kilometrelerce içinden başlayarak görmek zorundayız. Belirli kritik bölgelerin üzerinde 24 saat SİHA uçuşları yapılarak güvenlik sağlanmalı. Askere vur yetkisi sınırı aşanlarda, uyarıyı dinlemeyenlerde ve teslim olmayanlara vur yetkisi verilmeli. Ama bu da yetmez. İnsan kaçakçısı çetelerle İran'ın içerisinde mücadele edilmeli. Afganistan ve Pakistan sınırındaki belirli güçlü büyük aşiretler Türkiye tarafından angaje edilerek sınırın ta oradan korunmaya başlaması ayrıca gerekli. Özetle yapılacak çok şey var. Şimdi bunları yapmayıp evet. Sınır 400 bin liraya dolara vatandaşlık satıp buraya gelen Iraklı, İranlı, başka Arap ülkelerinden insanlara hakları olmadığı halde geçici sığınmacı statüsü veren bir devlet yapısı var. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Ve inanılır gibi değil yani. Evet. Korkunç bir rüşvet çarpıyor. Şunu da sormak istiyorum. Birileri bundan zenginleşiyorlar. Evet, büyük bir... Evet. Bütün evet. Bunlara göre... Vatandaşlık satmaktan da zenginleşiyorlar. Kaçakçılıktan biz yollarız. Biz yollarız. İnanmıyoruz. Yollayamazsınız. Yollarsa bir tek Zafer Partisi yollar.